Keçiborlu ilçesinde ikamet eden ödüllü kadın çiftçi Huriye Tezcan, cefakar, vefakar, çalışkan binlerce Anadolu kadınından bir tanesi. Huriye Tezcan, duygu yüklü hayat hikayesiyle azmin, çalışkanlığın insana neler verebileceğini, neler başarılabileceğini gösteren birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sıkıntılarla dolu hayatına rağmen, yaşama azminden hiçbir şey kaybetmeden bugünlere kadar gelmiş, başarılı ve girişimci bir ruha kavuşmuş Huriye Tezcan. Tezcan, bu başarılı ve girişimci kişiliği sayesinde, Isparta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce uygulanan Levanta yetiştiriciliğinin kadın çiftçilerle yaygınlaştırılması projesine dahil oldu ve ödül almaya hak kazandı. Tezcan ödülünü ve plaketini İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen 2. Tarımda Başarılı Girişimci Kadın Çiftçiler Töreni'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldı. 1965 yılının soğuk bir kış günü Isparta ili Keçiborlu ilçesinin Kuyucak köyünde gözlerini dünyaya açmış Huriye Tezcan Köy ve çiftçilik hayatı çok çeşitli iş ve işlemi öğrenmeyi, yapabilmeyi ve en önemlisi çok çalışmayı gerektiren bir yaşam tarzıdır. Tezcan da çiftçilikle uğraşan bir ailenin kızı olarak köy hayatının zorunlu olarak önüne getirdiği tüm işleri yapmış. Bunları yaparken de erkek işi, kadın işi ayırt etmeden elinden gelen her faaliyete katılmış. Tabii zor ve meşakkatli bu süreçler onu hem hayata karşı daha sağlam olmaya hem de kimseye muhtaç olmadan birçok işin üstesinden gelmeye karşı geliştirmiş, motive etmiş. Tezcan'ın o yıllarla ilgili tespiti olumsuz durumların bile bizlere bir getirisinin olduğunu kanıtlar nitelikte. Nereden bilebilirdim? Çocukluğum ve ilk gençlik yıllarımdaki bu zor ve meşakkatli yaşam şartlarının beni ileride başıma gelecek daha zorlu yıllarıma hazırlar gibi fayda sağlayacağını. Huriye Tezcan, zar zor atlattığı o sıkıntılı dönemlerin ardından nihayet mutlu günlere yelken açıyor ve evleniyor. Ama bu mutlu günleri de çok uzun sürmüyor. Soğuk bir kış günü 23 Aralık 1986 tarihinde büyük ümitler, sevgi ve heyecanla evlenip yuva kuran Tezcan, küçük, eksik ve az da olsa ellerindeki imkanlar doğrultusunda eşiyle sırt sırta vererek yeni bir pencere açıyor hayatına. Mutluluğu evliliğinin üçüncü ayında hamile olduğunu öğrenmesiyle daha da artıyor. Fakat Huriye Tezcan'ın neşe dolu günleri pek de uzun sürmüyor. Eşine bağırsak kanseri teşhisi konuyor Tezcan'ın. Sinsi hastalık çok hızlı gelişiyor ve evliliklerinin 8. ayında Tezcan daha 5 aylık hamileyken eşini kaybediyor. Ve Huriye Tezcan tek başına. Hayatı tepe taklak oluyor, dünyası kararıyor daha hayatının baharındaki Huriye Tezcan'ın. Ne yapacağını, hayata nasıl tutunacağını düşünürken oğlu İsmail dünyaya geliyor. İsmail gelirken annesine yaşama ümidini de beraberinde getiriyor. Genç anne oğluna sarılıyor, onunla beraber hayata tekrar tutunuyor, azmediyor, çalışıyor, her türlü zorluğa göğüs geriyor ve bugünlere geliyor. Tezcan yaşadığı sıkıntılı günleri azmi ve çalışkanlığıyla atlatmış. Kendisini tarif ederken de her türlü köy işini yapabilirim. Hatta evimin elektrik, su tesisatını ve kale bodurlarını bile kendim döşedim. Sıvasını, boyasını kendim yaptım. Boş oturmayı hiç sevmem. Traktör sürerim, patoz atarım, 3 dekarlık susuz arazimde kır domatesi yetiştirir, bundan salça yapar, ilçe pazarında satarım. Bunun yanında süt inekçiliği de yapıyorum. 11 adet sağmal olmak üzere 25 kadar büyük baş hayvanımız var. Bu arada lavantanın olduğu yerde lavanta balı da olmalı fikriyle 4 adet kovanla arıcılığa da başladım diyor. Yaşadığı köyde su sorunu olan Huriye Tezcan, kıraç alanların değerlendirilmesinde güzel bir alternatif olarak önerilen lavantanın geliştirilip yaygınlaştırılması faaliyetlerine katılmış. Bu amaçla kısa bir zaman önce Isparta'da ilk olan lavanta kokulu köy kadın girişimi üretim ve İşletme kooperatifini kurmuşlar. Şu anda da bu kooperatifin başkanlığını yürütüyor. Kuruluş aşamasında diksiyon, hijyen, girişimcilik, kooperatifçilik, alan eğitimi, pansiyonculuk, pazarlama ve satış, bitki yetiştiriciliği gibi 11 farklı konuda eğitim almış Tezcan ve arkadaşları Tezcan, bu konudaki bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl ilçe kaymakamı, teknik personel ve 3 kadın üreticiyle beraber dünyada Lavanta'nın merkezi olarak kabul edilen Fransa'nın Provence bölgesine yapılan teknik geziye katılmış. Isparta, böylesine azimli ve başarılı bir kadın çiftçiye sahip olduğundan dolayı gurur duyuyor. Isparta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Tuğrul da, bu etkileyici, insanın içine dokunan hayat hikayesi, azim ve yaşama tutunma arzusuyla neler başarılabileceğinin en güzel örneklerinden biri olan Huriye Tezcan'ın ve onun gibi bütün çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ifade ediyor.